Sağ olasın güzel kardeşim, Osmanlı kardeşim. Sana her konuda teknik gerçekten destek vereceğiz. Bu konuda endişen olmasın Maskulen kardeş, hoş geldin. Sana öyle bir teknik destek vereceğiz ki ta ki Voltran oluşturana kadar kesinlikle vereceğimiz menüyü, kürü uygulayacaksın. Mal ayağına gelecek. O zaman çekeceksin iğmenin kılıcını gölgelerin gücü adına direkt Voltran. Şimdi sana yapılan yanlışın en büyük hatası senden kaynaklanıyor. Bir kere elindeki malzemeye sahip olacaksın güzel kardeşim. Yani 4 sene diyoruz. 4 senede 52, 104, 208 hafta var. 12, 24, 48 ay var. 360, 700, 1500 gün var. Sen ne yapıyorsun ya? Ya insan hiç sente ayarı vermez mi? İnsan hiç böyle ufak tefek hareketler yapmaz mı? Neden? Sebep neydi? Ya mecbur hesaplıyorsun. Bugün kardeşim yemek konusuna değindin. Parçacı arkadaşımız var. Saat 3.30 gibi falandı. Conta takımı gelmişti. Gittim aldım geldim. Ya bakire olsun. Güzel kardeşim doğru söylüyorsun da biraz adam fırçalama yapar. Arkadan biraz sibop ayarı yapar. Biraz üst taraftan anladın mı? Buji temizler. Yani hiç mi teknik destek almadın? Hiç mi sana bir kür verecek arkadaşın dostun yoktu? Ve muhannet. Bak kardeşim kimsesi yokmuş. Neyse ben sana ilerleyen saatlerde kürü tam harfiyen vereceğim. O kürü uygula ondan sonra korkma. Şimdi bugün 3 küsür gibiydi. Telefon geldi. Conta takımına gittim parçacıya. Kendisi Aksaraylı. Bu muhabbeti konuştuk. Yemek yiyoruz, birden hayvan gibi yiyoruz işte. Evet. Yahu sönmez diyor. Dün diyor söylemesi ayıptır. Fazla yemişiz. 33 santim sıçtım diyor bugün. Götümüz mü patladı? Ne yaptı diyor? Boru gibi. Dedim ne diyorsun sen ya? 33 santim nasıl sıçtın amına koyayım? O nasıl götü öyle? Hiç mi sıkmadın yani? Hiç mi ara gazı yapmadın? Vallahi diyor böyle götümden şitange çıktı diyor. Böyle kol gibi bir kere de uzatmış. Senin dedim Allah belanı versin az ye pezevenk dedim. Ne yaptın sen ya? Onun için yavaş yiyin arkadaşlar. Lütfen ya ne yılanı yemiş? Adam timsah yemiş ya. Yılan dediğin nedir şöyle parmak gibi bir şeydir. Adamın arkası dağılmış ya. Yan oturuyordu sandalyesinde. Az yiyin, sıvı yiyin arkadaşlar. Katı katı yiyeceklerden uzak durun. Mübarek aylar şurada ne kaldı? Üçü gitti kaldı ikisi. Bak güzel kardeşim sana bir daha söyleyeyim. Diğerlerine de söyledim. Bu yazdığın yazıları şimdi okudum. Bir insan adam olmaz. Olmaz. Adam olmaz. Adam doğulur. Eğer adam değilse ben açtım banlar açtım gelsin yani. Kimse burada ban değil. Bir dikanlı adamın bir duruşu vardır. Bir gittiği yola koyduğu baş vardır. Bu başı ister sol çevir, ister sağa çevir. Anlayabiliyor musun? Sen şimdi sabahtan akşama kadar öyle, akşamdan sabaha kadar böyle olduğun zaman bu sefer senin kişiliğinden tırsıyoruz. Korkuyoruz diyoruz. Acaba yine mi? Bak gelenlike bak. Gel, bak. Şimdi Jean Van Cehan. Az önce sana kırmızı verdim. Sebebini de söyleyelim. Yargısız infaz olmasın. Aleykümselam. Dedin ki Birkon gibi ülkücü bir abimiz burada yok. Arkasından konuşma falan. Bir racon attın. Birkon abinin evine arefe günü giderim. Karısının elini öperken dil atarım karısının parmaklarına. Onun kadınlık gururuyla oynarım. Onun omuzuna sarılırım böyle. Ayvaları civata olana kadar sıkarım kendime doğru. Sarılırım böyle. Oo. Senin o abi dediğin adam eli götü bitmiş, devlet tarafından ıstakaya çıkmış, sahte köy olmuş bir pezevenk. Sen nasıl bir Türksün ki şunu iki almışsın? Ananı at safarisine çıkarayım. Bir sürü atla safariye çıksın anan. Jan Van Can, bu ne biçim Türklük ulan? He? Nonoş. Çıkıttan buradan. Evredini siktim. Dediğim gibi ne diyor?
Odi'yi kaç gündür tanıyorsunuz? Adama küfür ediyorsunuz. Burada kimse kimseye küfür etmiyor kardeşim. Özellikle bizler Ramazan ayının verdiği gerçekten gazla kesinlikle küfür etmiyoruz. Mübarek aylarda küfürden uzağız. Etmiyoruz kardeşim. Burada kimse küfür ediyor mu? Allah Allah. Küfür müfür yok bizde. Onu demek istedik. Bilmiyorum ki kim sövüyor? Kim sövüyor Ankaralı? Üstüm okuyayım. Abisi yazı geçti. Ben nasıl okuyayım onları bir daha ya? Nikini söyle. Soralım kendisine. Niye küfür ettin? Mikrofon verelim. Canlı yayında sövsün. Yani. Böyle mübarek bir ayda, böyle mübarek, böyle bereketli bir ayda neden küfür etme gereği bulur? Anlamadım ki. Yani küfür edilecekse biz de etmesini biliyoruz. Evet. Dinsiz. Odilülüs, hasta ruh, bu adamlar bir konunun yanına takılıp başkanım diyor. Evet, biliyorum Osmanlı, biliyorum güzel kardeşim. Ben onların ikisinin de kayıtlarına da baktım, resimlerine de baktım. Ama dedim ya, biz bir şey demiyoruz. Mübarek aylar var yukarıda, hiçbir şey demiyoruz. Onun için bıraktık biz. Artık önceden kardeşimiz dediğimiz insanlara hoş geldin diyoruz, o kadar yani. Olsun güzel kardeşim, olsun bırakın. Ya gül yüzlüm, bırak sövsünler, olsun ya. Önümüz bayram. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Birlik ve beraberliğimizin gerçekten pekişmesi için direkt olarak aile müzisyenimize bağlanıyoruz. Çünkü onun orada